Ben 6 Kasım 2015'te YÖK protestolarını takip ederken bir muhabir olarak İstanbul Üniversitesi'nin önünde öğrencilerin ters kelepçe takılıp gözaltına alınmasını kayda aldığım sırada polisler tarafından alandan uzaklaştırıldım. Basın kartımı göstermem istendi. Göstermeme rağmen alandan uzaklaştırılmaya devam edildim ve polislerden bir tanesi hiçbir şey eskisi gibi değil, bunu size öğreteceğiz artık, öğreneceksiniz diye bağırarak benim gözaltına alınmamı salık verdi. Ya içine giriyorsunuz, biraz uzaklaşın. Yavaş yavaş. Ne yapıyorsunuz ya? Ya yürü be. Ne yapıyorsunuz? Başarım ben, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben neyim? Kavcılar mıyım ben? Tamam, ben görev yapıyorum. Gösterelim de aç. Göster. Böyle bir şey olabilir mi? Tamam, göster. Ondan sonra ne yapıyorsan yap. Başın sen bak. Nasıl olduğunu ya? Ne bileyim ben, bombacı mısın? Nesin? Hayır, hayır. Sana bir şey söyleyeyim bak. Arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim. Hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Bunu öğreteceğiz size. Hiçbir şey eskisi. Ve ters kelepçeyle gözaltı aracının önünde bekletildim ve meslektaşlarımın gazeteci olduklarını tekrar etmeleri üzerine bir şekilde serbest bırakıldım. Resmi bir gözaltı işlemi yapılmadan. Ondan sonra oradaki bana hiçbir şey eskisi gibi değil, bunu size öğreteceğiz diyen polisi gördüğüm anları tek tek hatırlıyorum. Çünkü ben sahada çalışmaya devam ediyordum. Bizim şikayet başvurumuz takipsizlikle sonlanmıştı ve o da amir konumunda gibi sahada olmaya devam ediyordu. Ben genellikle üniversite haberlerini takip ediyordum. O da genellikle o olaylarda sahada oluyordu. İlk gördüğüm anı hatırlıyorum, Galatasaray Lisesi'nin önündeydi ve çok gerildiğimi, nasıl ofise geri döneceğimden çok tedirgin olduğumu hatırlıyorum. Türkiye'de aslında Cumhurbaşkanlık hükümet sistemiyle birlikte devlet yeniden bir organizasyona girdi. İktidar son 5 yılda açık bir otoriterleşme siyaseti güdüyor. Tabii otoriter toplumlarda kamuoyunun bilgi erişimi, gazetecilerden haber alma süreci oldukça problemli ilerliyor. Türkiye'de bunun en bariz örneklerini de çok yakın zamanda gördük. 27 Nisan 2021 Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesi yurttaşın polis müdahalelerini çekme, görüntü alma yasağını içeriyor. Bunun sorumlu bir düzenleme olduğunu biz gazetecilik meslek kuruluşları olarak daha ilk günlerde ifade ettik. Gazetecilik meslek kuruluşlarına danışılarak yayınlanmış bir genelge değildi elbette. Fakat iktidarın basın kartı politikasını dikkate aldığınız zaman, dışlayan bir prosedürü dikkate aldığınız zaman resmi basın kartına sahip olmayan her bir gazeteci için toplu sokakta bir vatandaşın karşılaştığı kısıtlama ile yüz yüze kalmak anlamına geliyordu. Nitekim
bu genelgeyi izleyen günlerde 1 Mayıs eylemlerinde çok sayıda gazetecinin müdahale gördüğünü, cep telefonunun ya da fotoğraf makinesinin ele geçirildiğini, görüntülerin silinmeye zorlandığını tanık olduk. Otoriter toplumda gazetecilerin görev yapması her zaman belirli prosedürler bahane edilerek yok sayılır. Dolayısıyla Türkiye'de eğer siz gazeteciyim dediğiniz zaman artık turkuaz basın kartı yetmiyor. Turkuaz basın kartını aldıktan sonra akreditasyon denilen mekanizmayı her defasında işletmeniz gerekiyor. Herhangi bir resmi niteliği taşıyan bir eylemi görüntüleyebilmeniz için. Bazen bunlar da gerekmiyor. Yani siz akrediteli bir gazeteci olarak bir resmi toplantıda istenmeyen sorular soruyorsanız burada da dışlanıyorsunuz. Onun dışında toplumsal eylemlerde istenmeyen bir görüntüyü, idareyi zorda bırakan bir görüntüyü veyahut yurttaşı sorgulatan bir görüntüyü sağladığınız zaman yine orada istenmeyen kişi ilan ediliyorsunuz. Bunun aşamaları çok bezdirici. Bir basın temsilcisi açısından hayatı dar eden bir işlev. Fakat otoriterlik zaten de bu demek. Habere karşı bütün bir saldırı var. Bu polisi bunun en uç noktası ve en gösterilen noktası. Yani herkes biliyor, Türkiye'de hemen her hafta onlarca gazeteci mahkemelerde haberlerini savunmak zorunda kalıyorlar. Haberlerini haber olduğunu anlatmaya çalışmak zorunda kalıyorlar. Polis bunun biraz daha somut sokaktaki ayağını kapatmak üzere devreye giren bir güç. Ama bunun öncesinde zaten medyanın yapısının değiştirilmesi, iktidarın medyanın %95'ini kontrol edip buralarda haber yapılmasını engelliyor olması zaten okuyucunun habere ulaşmasının önündeki en büyük engeller. Yani bir, medya sahipliğini değiştirerek yaptı. İki, şu an elinde bir güç olarak tuttuğu basın ilan kurumu ve RTÜK aracılığıyla yapıyor. Daha bugün yine muhalif medya kuruluşlarına cezalar yağdırdılar gibi. Biz biraz böyle bakıyorum ben açıkçası bu olaya. Polis sadece şiddetin yüzü ve şiddeti engellemeye, şiddetin görünmesini engellemeye çalışan bir grup sadece. Ne oldu benim? Öğreneceksiniz. Bu amaç halkın haber alma hakkını engellemek, gazetecinin habere erişimini engellemek ama bu engellemeler çok yerine ulaşmıyor. Çünkü zaten biz bu engellemeleri ve baskıyı aslında göze alarak alanlara çıkıyoruz. Onlara göre gazeteciler gazeteci değil. Yani onların nitelikli zaten aldıkları zaman da şunu söylüyorlar. Biz sizin bu görüntüleri nereye ulaştıracağınızı biliyoruz. Siz işte teröristsiniz. Siz işte bunları başka amaçlarla çekiyorsunuz, kullanıyorsunuz. Siz gazeteci değilsiniz. Yani bunun kararını verebilme yetkisini görüyorlar kendilerinde. Oysa ki biz gazeteciyiz. Görüntülerimiz nereye gittiği belli. Evet, biz halka ulaştırıyoruz. Yani kendi ajanslarımızla, kendi gazetelerimizle yayınlayarak halkın görmesini sağlıyoruz. Ve bu engellemeler, bu saldırılar hiçbir zaman o makinaların yere düşmesini sağlamıyor. Aksine o makinalar daha da güçlü çekmeye başlıyorlar. Bu bir slogan değil, bu bir şey de değil, bu bir kararlılık. Yani burada bu mesleği yapan tüm arkadaşların kararlılığı bu. Bir eyleme, bir habere giderken "Aa, ben burada acaba saldırıya uğrar mıyım?" şeklinde bir çekincem hiç olmadı. Çünkü çoğunlukla olan bir şey zaten bu. Hani bu polisin saldırması ya da engellemesi şeklinde uygulamalara alıştık biraz. Yani alıştıktan kastım kanıksamak olarak değil de bu uygulamaya alıştık. Buna karşı işte kendi çapımızda önlemler geliştiriyoruz. Mesela ben bir yerde çekim yaparken bir polise bizzat göz göze gelmemeye çalışırım. Çünkü bir polis de yani çeviğinden amirine kadar bir polisle bizzat alanda göz göze geldiğiniz zaman nedendir bilmem, kim olduğunuzun da önemi yok, ne yaptığınızın da önemi yok. Göz göze geldiğiniz an sizi engelliyor.
habere ulaştığımız zaman, ulaştığımız andan itibaren yaptığımız habere yayın yasağı getiriliyor. İşte yargı eliyle bilgiye ulaşmamız engelleniyor. İşte bu bilgileri bize veren haber kaynakları aranıp tehdit ediliyor. Kendi ajansımız aranıp tehdit ediliyor ya da muhabir aranıp tehdit ediliyor. Yani bir şekilde her koldan bu haberin yapılması engellenmeye çalışılıyor. Yine sahada örneğin haber takibi sırasında polis şiddeti varsa o an polis şiddetinin önünü kapatmak için işte çekimi engellemek için ya kalkanlar havaya kaldırılıyor. Ya işte polisler ufaktan ufaktan işte gözdağı verip tehdit ediyor. İşte çekmeyin, gözaltına alırız vesaire gibi. Yani bu anlamda her açıdan engellenme oluyor. Çünkü bir hukuksuzluk var ortada. Yani gazetecilerin habere ulaşmasını engellemek bir hukuksuzluk başlı başına. Hadi Ahmet, hadi! Hadi Ahmet! Gazetecinin görev tanımı ekmek su işte kadar net bir şeydir. Devlet bir faaliyet yapar, gazeteci de bunu denetler ve denetleme sebebi de insanların devletin bu faaliyetinden haberdar olması güdüsüdür. Yani devlet işte bir ihale açılır, orada ne olduğunu kimsenin haberi olmayabilir. İşte gazeteci onu denetler. İşte halk için veya halkın haber alma özgürlüğünün faaliyeti için orada onu denetler. Yani meseleye buradan baktığımızda sokakta herhangi bir olay olduğunda oradaki polisin tutumu devletin tavrıdır bir yerde ve gazeteci de bunu denetler. Ha, orada ki biliyoruz zaman zaman devlet veya polis bunu göstermek istemez. Göstermek istememesinin sebebi de çok açık ve nettir. Orada gizlemeye çalıştığı bir suç vardır. Gizlemeye çalıştığı hukuk dışı bir durum vardır. Bunu da işte gizleme çabası da gazetecileri engellemesi, dövmesi, yayın yasağı, işte benzeri durumlar yani hani benzeri faaliyetler. Zaten Türkiye'de gazeteciler üzerine baskı yıllardır vardı. Bu genelde işte yargılama, tutuklama gibi şeylerle oluyor. Çeşitli bahaneler uyduruyorlardı. İşte o günlü terörle mücadele yasasına dayandırarak insanları aslında gazetecilik faaliyeti nedeniyle ama devlet başka şeyler öne sürerek tutukluyorlardı veya işte gözaltına alıyorlar, ceza veriyorlardı filan. Ama son 1-2 yıldır güvenlik güçleri sahada haber yapan gazetecileri doğrudan hedef almaya başladı. Hatta bunu abartarak bir emniyet genelgesi ortaya çıktı. O da bir geçen yıl.
işte güya kolluk kuvvetlerinin yani toplumsal olaylarda görüntü alınması yasaklandı ve işte buna bir de kolluk güçlerin özel hayatı gibi bir saçma sapan bir bahaneyle şey yapıldı. İçişlerinin çıkardığı genelge onlar için bir kılıf oldu. Genelge var, görüntü çekemezsin. Hayatın gizliliğine aykırı. Ama bir kamu hizmeti yapan birisinin yaptığı iş hayat gizliliği diye değerlendirilemez. Sokakta herhangi bir şekilde polisleri görüntülememiz yasaklandı. Bizzat emniyet eliyle. Sebep gerekçe olarak da buna şey dediler. Özel hayatın gizliliği. Yani sanki ben evine poşetle işte alışveriş yapmış polisi gizlice çekim yapıyorum. Diyor ki çekemezsin, genelge var. Ne yapayım genelge varsa? Anayasa var. Anayasaya aykırı. AYM kararı var. Kararları var. AYM kararları var daha doğrusu. Ama bunu dinlemiyor. Toplumsal eylemlerde görev yapan polis elbette beni şu anda çekiyorlar. Ve ben şu anda belki çok tartışmalı bir müdahalenin içerisindeyim gibi şahsi bir şeye girebilir. Endişeye girebilir. Fakat ama eğri oturup doğru konuşalım. Gazeteciler bu zamana kadar çektikleri binlerce toplumsal eylem içerisinde bir polisin görüntüsünü çektikleri için herhangi bir saldırıya uğramış herhangi bir polis temsilcisini örnek olarak gösterebilirler mi? Çok çok 3-5 gün kamuoyu o antidemokratik müdahaleyi izler, kınar, tepki gösterir veyahut destekler. Fakat bu görüntü gider. Fakat bunu temelde medya temsilcilerinin kamuoyu önüne ana gündemi belirleyen meseleleri getirmelerinin önüne bir taş olarak ve büyük bir taş olarak yerleştirilmesi tamamıyla antidemokratik bir durumdur. Bu genelgenin ardından gazetecilere çok şiddetli bir baskı başladı. Özellikle Boğaziçi protestoları sonrası işte Kadıköy'de ilk işte gazeteciler gözaltına alındı, tartaklandı. İşte geçtiğimiz 1 Mayıs'ta burada İstanbul'da gazetecilerin görüntü alması engellenmek istendi. Geçenlerde bir Kadıköy'deki bir eylemde 6 tane gazeteci polis tarafından doğrudan hedef haline getirildi. Plastik mermi, gaz kullanıldı. Bir arkadaşımızın parmağı neredeyse kırılıyordu. Dışarı! Dışarı! Polis müdahalesinde aslında biz iki şeyi birlikte yapıyoruz. Bir yandan bunu kaydetmek zorundayım. Bunun yükümlülüğü var. Bir yandan da arkadaşımı korumak zorundayım. Yani aslında iki elimizle kendimizi siper etmeye çalışıyoruz. Hem kendimizi korurken hem kendimizi belgelemeye çalışıyoruz. Mesela bunun en açık örneğini geçmiş yakın tarihten Suruç 20 Temmuz'daki Kadıköy'deki Suruç ambasından bir anda çekerken bir baktım Toma suyu komple bana geldi. Makinem komple ıslandı. Zaten akşamına doğru farkın işte etkisini görmeye başladık. Makinem iptal oldu. Yani LCD ekranı çalışmadı. Ondan sonra anakartı yandı. Yani ciddi bir maddi de zarara uğradık. Yani kaç kere benim tepe mikrofonum kırıldı. Kaç kere objektiflerimiz kırıldı. Kaç kere makinalarımız yerlere atıldı. Makinalarımızla birlikte sürüklendik. Ciddi bir yaralanmalar oldu. 6 gazeteci arkadaşımız. Hatta onunla ilgili suç duyurusunda bulunduk meslek örgütleri olarak. Veya LGBT'yi onur yürüyüşü girişimi yapılamadı da biliyorsun. O sırada işte AFP muhabiri Bülent Kılıç neredeyse öldürülüyordu. Yani o George Floyd olayı gibi yani nefes alamıyordu. Boğazına çökülmüştü. Onur haftası yürüyüşüydü. İşte yasaklandı. Yasaklama gerekçesi de aslında yok. İşte toplumun genel ahlak ve değerlerine ters davranışlar.
Yani ben bir ahlaksızlık görmedim yani. Hani onur yürüyüşü yapıldı. Tabii ki yapılacak yani. Hani ne olacak? Biz görmeyince yok mu olacak yani? Hani biz bunu görmeyelim, bu yok olsun. Çok komik bir şey yani. O gün işte konuşanı alın falan, bilmem ne, işte bizi de engelleme falan, itme kakma, işte yapamazsın, ben gazeteciyim, bu şekilde davranamazsın. Aa efendim, sen misin bana bunu söyleyen? Hemen 2-3 bakışma karşılıklı, hemen hop bunu da alın falan. Yani götürüyor, işte makinamı yere atıyor. Ha. Pervasızlık yani, makinamı atıyor yani. Nefes alamıyorum diyor! Ya ben engel olmuyorum! Tamam, uzaklaşıyoruz buradan. İşte üstüme biniyor, suratımda maske, işte o kendince işte hınçla saldıran da bilinçli olarak boynuma basıyor. Yani şeyde de var, görüntüde de var yani. Hani bunu bilinçli yapıyor ki yani, gördün mü işte bana karşı gazeteciyim diye itiraz hakkını ben böyle gösteriyorum. Yani kişisel bir duruma çeviriyor onu. Elindeki devlet yetkisini, elindeki hukuk yetkisini bana karşı infaza, yargısız infaza çeviriyor orada. Yani sana vermiş devlet yetkiyi, sen de orada polis yargısız kendince infaz yapacaksın. Yani böyle bir duruma, yaşanan böyle bir durumdu yani. Ondan sonra işte özürler, mezürler. Özürler de dediğim yani şey ne, ilçe emniyet müdürünün makamına çağırıp benden işte kusura bakma. Ama sen mutlaka hukuki haklarını da kullan. Şikayet hakkını tabii ki kullanabilirim ama benim makinam nerede abi? Benim makinam nerede dedi yani. Nerede makinam dedi bana. Nasıl nerede makinam ya? Makinam sokakta abi, attı makinamı sokağa yani, anladın mı? Hemen iki tane şey verdi, yetkili, sokakta makinamı arıyoruz. Allah'tan yani gülünecek bir durum yani. Gazeteci, iki tane polis aldık, olay yerine geri döndük bir de. Hala orada eylem devam ediyor. İnsanlar tekrar benim polislerle beraber geri geldim falan. Makinam nerede diyorum insanlara falan. Hemen Allah'tan yani o sokakta da yıllardır çay falan içtiğim için hani insanlar da bir şekilde yüzüme aşina olduğu için almışlar, saklamışlar makinamı yani, kenara koymuşlar. Tur abi getirelim falan dediler, işte bir 5-10 dakika bekledik, gitti makinamı geri getirdiler yani. Meseleyi tabii üzerinden biraz zaman geçtiği için tebessümle anlatabiliyorum. Polis makinamı sokağa atmış, halk da geri bulup bana vermiş. Yani siz sokakta yürürken makinanız çalınabilir, polis gelir bunu bulur değil mi yani? Mesele tam tersinden yaşanmış yani. Özgür basın susturulamaz! Özgür basın susturulamaz! Baskınlar bizi yıldıramaz! Valilik önüne bir yürüyüş yaptık. İşte valim kapısına kameralar, fotoğraf makineleri bırakıldı. Sonra biz valiyle görüştük. O da aslında vali bize yani bu olayı tasvip etmediğini, gazetecilere şiddeti onaylamadığını söyledi. Ama bir sonraki gösteride yine aynı şeyler yaşandı. Polisin ve yargının gazetecilere dönük saldırılarında bundan cesaret alıp gazetecilere saldıran sivil yurttaşlar da oluyor. Yani birçok alanda bunlara da maruz bırakılıyoruz. Örneğin 6-7 Ekim olayları 2015'te, 2014-2015 yıllarında, işte 6-7 Ekim olayları öncesi sahada haber takibi sırasında
sivil kişilerin saldırısına maruz bırakılmıştı 6 gazeteci ve bu saldırıda bir gazeteci 8 yerinden bıçaklandı. Fakat yargı anlamında buna dönük hiçbir gelişme yaşanmadı. Yani ne bıçaklayan kişiler yakalandı, ne bunun bir soruşturması yürütüldü. Taksim'de, Şişhane'de bir eylem yapılmıştı. Açıklamadan sonra Kasımpaşa'ya giden bir kitle oldu. Bizim bir kısım arkadaşlarımız oradan takip etti. Bizim haberimiz yoktu. Orada yerel esnafın, sivil vatandaşların saldırısına uğradılar. Siz de onlarla birliktesiniz diye saldırdılar. Ciddi saldırıdan bahsediyoruz burada. Arkadaşlarımız yaralandı. Türkiye'de özellikle bir tarihi çok sembolik olarak almak gerekirse aslında 2019 yerel seçimlerinin Türkiye'de ilk kez iktidar çevrelerinin eleştirel gazetecilerin hedef alınması karşısında suskun kaldığı ya da bu saldırıları olumladığı bir döneme tanıklık ettiğimizi söyleyebiliriz. Geçmişte gazetecilere yönelik saldırılar geçiştirilirdi ve zor durumda kaldığı zaman devlet idaresi kınardı, tepki gösterirdi. Fakat 2019 sonrasında işte özellikle Cumhur İttifakı'nı eleştiren milliyetçi veyahut cumhuriyetçi kanattan kamuoyunun önünde bilinen gazetecilerin sokakta hedef aldığı bir saldırı spirali döngüsüne tanık olduk. Bu saldırıların bir salgın gibi yayılacağı belliyken iktidar bu konuda suskun kalmayı tercih etti. Yeni Çağ Gazetesi köşe yazarı Yavuz Selim Demirağ'a dava açılması için 2,5 yıl beklenmek durumunda kaldı. Ve Demirağ'ın kendisi adliyeden de aslında kendisine saldıranlarla ilgili savcıların elinin gitmediği, bir türlü işlem yapmaya yanaşmadığına ilişkin beyanı var bu konuyla ilgili. Dolayısıyla hak arama gerçekten yani deveye hendek atlatmak gibi zor bir şey Türkiye'de. Dolayısıyla 2019 yılının cezasızlık kültürünün yaygınlaşması anlamında çok belirgin bir tarih dönem olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de gazeteci cinayetleri çok ideolojik ve politik ön planı olan bir sorundu geçmişte. Fakat bu tekrardan gazetecinin gündelik olarak kamuoyu önünde hedef gösterilmesi, işte hiçe sayılması pratiği aslında alanda da, kamuoyunda da gazetecilere yönelik diğer saldırıları, yani politik nitelikte olmayan diğer eylemleri cesaretlendirdi ne yazık ki. İşte Bursa'da radyocu Hazım Özsu'nun bir dinleyici tarafından evine gidilerek öldürülmesini örnek olarak verebiliriz. Geçmişte daha çok medya temsilcileri, gazeteciler, köşe yazarları ya bir aydın olarak toplumdan yok edilirdi ya da bir araştırmacı gazetecilik yönü ileri sürülerek şey yapılırdı, hedef alınırdı. Artık görüyoruz ki aslında gazeteciler hedef alındığında aslında bunun bedelinin, bunun faturasının olmadığı şeyi, anlayışı yaygınlık kazanmış durumda ve herkes hain bildiği veyahut işte şuna buna hizmet ettiğini düşündüğü veyahut şu iktidarın adamı, şu muhalefetin uçağı olduğunu düşündüğü gazetecileri hedef alabilecek bir zihin yapısına gelmiş olduğunu görüyoruz. Bunu da çok tehlikeli olarak görüyoruz. Son dönemlerde yaşadığımız, hani biz bunu artık vatandaş demiyoruz. Yani bu bir faşist terör. Yani şeyi hatırlayın, işte Levent Gültekin'in Halk TV önünde dövülmesi. Birçok gazeteci böyle saldırıya uğradı. Ve saldırganlara hiçbir şey yapılmadı. Neredeyse ödüllendirildi. Bu sadece gazetecilere yönelik değil. Birçok siyasiye, işte en büyük Kılıçdaroğlu'na
yaşanan saldırıydı. Saldırgan neredeyse elleri öpüldü. Yani böyle bir şey vardı. Düşün, Türkiye'nin ana muhalefet partisi bile böyle bir saldırıya uğruyor. Ama son günlerde dediğim gibi işte gazetelere, gazetecilere, yayın organlarına doğrudan faşist bir baskı uygulanıyor. İşte zaman zaman tartaklanıyor, dövülüyor. Tabii ki bu cezasızlık da bu güruhu cesaretlendiriyor ne yazık ki. 2020 yılının Mayıs ayıyla 2021 yılının Nisan ayı arasında gazetecilere fiili 45 saldırı oldu. Ve bunun bu 45 saldırının 20 tanesi sivil vatandaşlardan gelen saldırılar. Bir gazeteciliğin iktidar tarafından itibarsızlaştırılması halkın bu tepkiyi yöneltmesine neden olan en temel şey. Yani öncesine, 10-15 yıl öncesine baktığımızda çok daha saygın bir meslek. Gazeteciyim dediğinde karşındakinin bir "aa" dediği. Ama bugün gazeteciyim demeye korktuğumuz bir meslek grubu haline geldik. Eğer bu ülke hukuk devleti ise bir kamu hizmeti yapan gazeteciye, halk için haber toplayan bir gazeteciye, sivili memuru fark etmez, bir saldırıda bulunuyorsa en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü bunu yapmazsak biz artık haberi de koruyamayız, halkın haber alma hakkını da koruyamayız. Bugün siz sokağa çıkıp kafanıza göre bir durumda bulunduğunuzda bunun cezai bir karşılığı olacağını bilirsiniz veya da hukuki bir karşılığı olmasa bile bir tepki doğacağını bilirsiniz yani. Hani maalesef Türkiye'deki polis yaptığı, yani bir gazeteciyi engelleme suçu anayasal bir suçtur. Hani keşke böyle vaktim olsa da otursak bir polise bunu anlatabilsem. Hani aslında yaptığı suçun çok derin bir suç olduğunu ve başının ciddi belaya girebileceğini. Bir ülkede basın özgürlüğü yoksa o ülkede ki iktidar veya kurum kafasına göre davranıyor demektir. Ve bu dünyanın en tehlikeli şeylerinden biridir yani. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun zihninde her zaman önce yıkacaksın, sonradan karar peşinden gelecek. Böyle bir başka bir sektörle ilgili örnek verirken kendi aslında zihin dünyasını ve demokrasi anlayışını bu şekilde ifade etti. Siz yıkın, ondan sonra mahkeme kararı sizi izlesin. Korkarım ki gazeteciler açısından böyle bir durum da yok. Çünkü basın kartı düzenlemesine baktığınız zaman, gazetecilere yönelik şiddet ortamına baktığınız zaman mahkeme kararları gelse bile bu idare, otoriter irade bunu hiçe sayıyor. Anayasa Mahkemesi'nin Beyza Kural kararını hatırlatalım. Yani polisleri yargılatmanın bu ülkede ne kadar zor olduğunu açık bir göstergesi. Hey hey, yavaş! 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 Basınım yavaş! Tamam tamam, basın kartı gösterin. Hadi tamam, bir saniye! Basın kartı gösterin. Hey yavaş, tamam, basın kartı bir saniye. Başta şikayetçi olduğumuzda takipsizlik kararı verildi ve sonuçta soruşturma kapatılmış oldu. Polisler karakolda meslektaşlarına birbirinin aynısı ifadeler vermişlerdi. Savcı onlarla birebir görüşmemişti. Ardından Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Anayasa Mahkemesi aslında bu konuda birazcık enderde olan bir şekilde. Daha önce Erdal İmrek hakkında böyle bir karar vardı. Haber takibinde yaşadığı şiddete dair. Basın özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün ve kötü muamele yasanın ihlal edildiğine karar verdi. Polisin o gün kullandığı sözler hiçbir şey eskisi gibi değil. Öğreteceğiz sözlerini ayrı bir bölüm açtı. Bunun had bildirmek, küçümsemek olduğunu söyledi. Sonuçta yeniden yargılama yapılması, soruşturma yapılmasını istedi. Aradan 6 yıl geçtikten sonra bir gün mahkemede karşı karşıya geldik o polislerle bir şekilde. Ancak ne ifade özgürlüğü, ne basın özgürlüğü, ne de kötü muamele yasanın ihlaline dair bir iddianame yoktu önümüzde. Sadece çalışma hürriyetini engelleme suçlamasıyla 3 polis hakkında dava açıldı. O sözleri söyleyen polis duruşmadaydı. İlk duruşmaya katıldı. Benim gazeteci olduğumu bilmediğini söyledi. Elimde basın kartımın olduğu fotoğraflar sunulmasına rağmen bunu görmediğini söyledi.
benimle kişisel bir sorunu olmadığını anlattı. Ben de orada benim de onunla kişisel bir sorunum olmadığını, kendisini tanımadığımı ama tabii gördükten sonra sahada onu gördüğümde yaşadıklarımı ama aslında bunun sadece benimle kişi olarak ya da sadece o kişiyle ilgili olmadığını, gazetecilerin sahada çok sık, çok keyfi bir şekilde bu engellemeyle, şiddetle karşılaştıklarını anlatmaya çalıştım mahkemede. İkinci sanık duruşmanın ortasında geldi. İkinci duruşmada bu sözleri söyleyen, görüntüleri de yansıyan polis hakkında vareste tutulma kararı verildi. İkinci polis zaten yine yoktu. Üçüncü polis şehir dışındaydı. Polislerin olmadığı bir salonda polisler yargılanıyor. Biz oradayız. Gazeteciler orada, meslektaşlarım orada, gazetecilik örgütleri yanında. Bunun aslında cezasızlığa gittiğini hissediyorum artık. Bu da diğer gazetecilerin sahada çok sık yaşanan bu polis şiddetine karşı şikayetçi olmamalarına bir yol açıyor. Bu kısır döngü, bunun kırılması gerekiyor. Çünkü gazeteciler tam da benim anlattığım gibi sahada sürekli polis şiddetiyle, engellemesiyle karşılaşıyorlar. Ama bundan şikayetçi olmaktan imtina etmelerindeki ilk şey aynı polislerle aynı sahada karşılaşmaya devam etmeleri. Mahkemeye geldiğinde de sonucun onların duruşmaya bile gelmesine gerek olmayan bir yargılama görüldüğünde bu cezasızlık tehlikesi çok artıyor ve bu büyük bir problem. Biz saldırıya uğradıysak, bir müdahaleye uğradıysak, eğer siniyorsak, ses çıkarmıyorsak, tepki göstermiyorsak bu duruma bir sonrakinde saldırının dozu artıyor. Dönüp gazetecilere yönelik şiddet olaylarına baktığımızda da sürekli dozun arttığını görüyoruz. İki tane nedeni var. Bir, biz sessiz kalıyoruz. İki, saldıranlar gereken cezayı almıyorlar. Dört tane üstüne çıkıyor. Boynuna basıyor. Kelepçeyle takmış yani işkenceye vardırıyor kelepçeyi. Yani kolunu artık hissedemiyorsun falan. Devamında hakaretler ediyor. Ve o cehaletin de sana üstün geldiğini, o cehaletinin de sana üstün geldiğini böyle bastıra bastıra göstermeye çalışıyor. Ha bunun altında kalacağım, yoluma bakacağım öyle mi? Öyle bir şey yok. Yıllardır sokakta çalışıyorum. Hani orada aşılmış bir çizgi var. Orada işlenmiş bir suç var artık yani. Bunu herkes biliyor. Biz suç duyurusunda bulunduk. Daha hala dosya hazırlanıyor bir yerlerde. Savcı, işte basın savcısı sanırım. Bizim hak gaspına uğrayıp uğramadığımızı veya gerçekten bir şiddet görüldüğünü komik yani bunlar da çok komik yani hani, bu kadar kamuyu ilgilendiren artık haber olmuş bir meselenin bu kadar savcılar veya hukuk tarafından bu kadar ilgisiz hukukun bu kadar konuya ilgisiz kalması. Bilmiyorum sebebini yani soğutmaya mı çalışıyorlar meseleyi artık. Onun, o konuda bir bilgim yok. O konuda bir şeyim yok. Ama bana karşı polislerin bir şeyi var. Suç duyurusu var. İşte hakaret etmişim. İşte görevimi engellemişim. Bir şeyler biliyorsunuz bunlar çok böyle ciddiye almak istediğim şeyler değil. İşte bir şeyler yapmışım da. Onlarla ilgili bana dava açıyorlar. Yani suç duyurusunda bulmuşlar. Savcı bana karşı dava açar mı? Bilmiyorum ama dediğim gibi yani burası böyle çok komik şeylerin yaşanacağı bir coğrafya. O yüzden buna da çok şaşırmam yani. Hani çok şaşıracağım bir mesele olmaz yani. Ama bizim davamız devam edecek. O polis zaten kendisi beni amirler çağırıp soruşturma başlattıklarını söylediler o polisler hakkında. 2-3 ay oldu, kaç ay oldu bilmiyorum. 3-4 ay oldu, 5 hatırlamıyorum. Ama daha bir şey çıkmadı. Bu dava tabii ki devam edecek. Orada polisin işlediği bir suç var. Ve o suç bir şekilde bir mahkemede karşılığını bulacak yani. Hani dersiniz ki arkadaş bu ülkeden, bu coğrafyada hukuktan bir şey bekleme, işte bir şey olmaz falan. O mesele öyle değil yani. Hani bugün olmaz, yarın olur. Yani ortada delilleriyle işlenmiş bir suç var yani. Hani mutlaka bir şey olur yani. Hiçbir şey olmazsa bile
Tarihe işte toplum vicdanına işlenmiş bir suç olarak kalır yani. Hani öyle bakıyorum ben meseleye. Şimdi saldırıya uğradığımız zaman alanda çoğunlukla gidip şikayetçi oluyoruz. Çünkü neden? Ben bu insanı teşhir etmek istiyorum. Yani bu insanın işi bana saldırmak değil. Bana saldıramaz. Burada büyük bir hukuksuzluk var, büyük bir saldırı var. Ben bunu hem teşhir ederim hem de bunun davasını güderim. Neden? Çünkü çok da aslında kanıksanmaması gerekiyor bunun. Bu saldırılara alışılmaması gerekiyor. Ben alışmak zorunda değilim. Ben neden alışayım ki? Benim işim oradaki saldırıya alışmak mı? Hayır, değil. Bu adam bana saldırıyorsa bunun bir karşılığı olmalı. Olduğu kadar ben gider şikayetçi olurum. Bu tip yargılamaları, yani çok elimizde bir şey olmasa da, sonuç cezasızlığı da varsa, bir şekilde böyle bir davanın açılmış olmasını önemsiyorum. Bu benim tarafı olduğum bir dava olduğum için değil. Gazeteciler sokakta haberini yaparken hiçbir şekilde engellenemezler. Yani ters kelepçe takamazlar. Çalışmamı engelleyemezler. Hiçbir şey eskisi gibi değil diye tehdit edemezler. Ders veremezler. Küçük göremezler. De bu kapı özgür basın lazım olacak. Yaz bir yere bunu. Bunu bir yere yaz. Elbette size de lazım olacağız. Tamam arkadaşlar. Tamam.